Merhabalar. Osim Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Üreten Türkiye paylaşımlarının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Yönetimi Direktörü Sayın Hocamız Doktor Saim Kerman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Elbette. Ben 1966 yılında Kırıkkale'de doğdum. Ankara'nın eski ilçesidir. Doğduğum yıllarda öyleydi. Annem ev hanımı, babam işçi. Evin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk orta ve lise öğrenimi Kırıkkale'de memleketimde yaptıktan sonra 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydoldum ve 1990 yılında 6 yıllık eğitim sonrasında mezun oldum. O zamanki okullardaki mecburi hizmetlerimi yerine getirdikten sonra şehrime döndüm ve çalışmaya başladım. Kırıkkale Üniversitesi kadrosunda 9 yıl kadar çalıştıktan sonra Sağlık Bakanlığı kadrosuna tekrar döndüm. Önce ilimde sağlık müdür yardımcılığı yapmak suretiyle başlayan bir yöneticilik dönemim oldu ve bu devamında Sağlık Bakanlığı'nda Şube Müdürlüğü, o zamanki ismiyle İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ydü. Ardından yaklaşık 6 yıllık çalışmadan sonra Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, nihayetinde İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kuruldu. Genel Müdürlük kapatılarak. Böylelikle ilaç kurumu başkanlığını yapmış oldum. Kurucu başkanı oldum kurumun. 2,5 yıl kadar daha çalıştıktan sonra dönemin bakanıyla uzlaşarak sağlık politikaları kuruluna geçtim. Ve kurul başkanlığı, genel sekreterliği yaptım. Sağlık Bakanlığı'nda politika belirlemeye başladık. Türkiye'nin gelişen ve değişen sağlık hizmetleri ihtiyacına dönük olarak. Sonra bakan müşavirliği ve nihayet emeklilik söz konusu oldu. 1,5 yıldır Kızılay'da emekliliğim sonrasında kan hizmetlerinin yönetimini sürdürmeye çalışıyorum. Burada iyilikle beraber iş yapıyor olmanın hazdını da yaşıyor insan. Şu anda karşınızdayım. Üniversitemizle çeşitli projeler üzerinden çalışma başlatmıştık. Bu vesileyle de bugüne gelmiş bulundum. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü sunumumuzda ilaç ruhsatlandırma süreçleri hakkında sizden bilgi alacağız. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun faaliyetleri hakkında da sanırım kısa bir bilgilendirme yapacaksınız. Şu anda evet. Ekranda sunumunuz. Buyurun evet. Hocam. Sizi dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık yarım saat kadar sürecek. Belki biraz daha kısa sürebilir. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2011 yılında doğdu. İlaç ve eczacılık alanında faaliyet gösterirken faaliyetleri biraz daha genişleyerek bugüne gelindi. Denetim göreviyle yükümlüdür kurum. Herhangi bir ilaç üretimi yapmaz, ihalesi yapmaz. Böyle yanlış bilgiler duyuyorum hala. O nedenle söylemek gerekiyor. Kurumun düzenleyici, denetleyici bir rolü vardır. Bakanlıkta serbest bütçeli tek iki kurumdan birisidir. Kurum başkanlık şeklinde örgütlenmiştir. Bu kurumun 4 tane ürünü vardır. Temel olarak takibini yaptığı, izlediği, sorumlu olduğu kozmetikler, biyosidal ürünler, tıbbi cihazlar ve ilaçlar. Bu ürünlerin Türkiye'de ülkemiz insanına kullanıma sunulmasından önce başlayıp sonrasındaki bütün süreçlere kadar tüm faaliyetlerin gözetim, denetim işlemlerini yapmaktadır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde hangi yasalar mevcut ise Türkiye'de de o yasal çerçeve aynı bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile uyum yasaları sürecinde de önde giden kurumlardan biri olarak örgütlenmiştir. Ve mevzuatını hızlı bir şekilde dönüştürmüştür. Kurumun tarihçesi Osmanlı Devleti yıllarına kadar götürülebilmektedir geriye doğru. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yüzlerce hatta binlerce ilaç ruhsatı bulunduğunu biliyoruz. Tebdilen
Cumhuriyet döneminde bu ruhsatların devamlılığını sağlamıştır. 1928'deki yasayla beraber ilaçlarla ilgili durum bu meyanda. Tabii diğer ürünler zaman içerisinde ilaçtan çıkıp yavaş yavaş farklı bir ürün grubu olduğu, farklı güvenlik ve kalite koşulları gerektirebileceği öngörülerek farklı mevzuatlarla takip edilmeye başlanmıştır. Örneğin kozmetik ürünler çok yakın tarihe kadar, 2002 yılına kadar alan ürünler idi Türkiye'de. Ruhsatsız bir kozmetik ürün göremiyorduk ama ruhsat sürecinden ayrıldık. Bildirim sürecine geçtik. Şimdi kozmetiklerle beraber bu çerçeveyi çizmeye çalışayım. Her ürün grubunun da böyle mavi renklerle bir şey işaret etmeye çalışıyorum. Ortak payda işaret etmeye çalışıyorum bu ürün grubu ile ilgili. Şimdi temel bir işlem var kozmetiklerde. Piyasa gözetimidir. Yani kurumun görevi piyasadan arz edilmiş olan numunelerden örnek alıp bunları inceleyerek kendisinde bulunan bilgi ve belgelerle eşdeğerliğinin varlığını tespit etmektir ki tüketim güvenliği sağlanabilsin. Üretimde bir regülasyon var. İmalat kılavuzunu yayınlamış bakanlık ve bu kılavuza uygun olarak üretim yapılmak zorunda. Her yerde kozmetik üretimi yapılamaz. Bu nedenle merdiven altı diye tabir ettiğimiz bir alan maalesef gözlemlenebilmektedir. Mevzuat dışı çalışan firmalar olabilmektedir. Ben iş önerisi diye bir başlık daha koydum bu ilk kaydımda. Buradan kastım özellikle analiz sistemleri kurmak suretiyle bakanlık adına çalışılabilecek bir alan olduğunu belirtmek. Üniversitemize özellikle bunu işaret etmek istiyorum. İş önerisi analiz sistemleri kurarak bakanlık adına çalıştırmak şeklinde ifade ediyorum. Kozmetik ürünlerde fiyat üretici açısından önemli bir şeydir ve devlet karışmaz, fiyat serbesttir. Piyasa koşullarında fiyatı üretici belirler. Kozmetik ürünlerle ilgili başka bir merak edilecek genel başlığımız ise geri ödeme durumudur ki geri ödenen bir kozmetik ürün yoktur. Çünkü devletin sosyal güvenlik mevzilerinden satın alması düşüncesiyle bazı malların pazarlanmaya çalışıldığını duyabiliyoruz. Ürünümüz kozmetik sınıfındaysa böyle bir şey söz konusu değil. Yine kozmetik ürünlerle ilgili her şeyi kozmetik üründe kullanamıyoruz. Bakanlığın yayınladığı listelerimiz var, yasak listelerimiz var. Yasaklı olmasa bile miktar olarak sınırlı kullanılması gereken ürünler var. Ham maddeler bunlar, yardımcı maddeler. Boyar maddeler var. Bunların kanserojendir biliyorsunuz kimyasalların. Bu nedenle hakkında bilgi sahibi olunan maddeler yasaklanmış olabilirler. Koruyucu maddeler vardır yine formülasyonlarda kullanılan. Bazı ultraviyole filtreleri vardır. Bunların her biriyle ilgili elbette ki güncel bilimsel veriler listeleri değiştirebilmektedir. Yine kozmetik ürünler denetime tabidirler. Denetimleri bakanlığın belirli yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Bu yönetmeliklerin ortaya getirdiği kurumlar sağlanarak piyasada kalitesiyle ilgili herhangi bir sorunun olmadan serbest ticari faaliyetin sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Üreticiler her ürün için denetim ekibine istediği anda kullanmak üzere ürün bazında bir teknik bilgi hazırlamak zorundadır. Yine kozmetik ürünlerin üretiminde mutlak surette bir sorumluluk sahibi atamak zorundadır. Bu kişinin olabilir veya görevlendirdiği birisi olabilir. Genellikle eczacıların bu alanda rol aldığını bilmekteyiz ama kozmetik alanında çalışma şartıyla belli bir süre farklı mesleklerden kurulan müdavimleri olabilmek istiyorlar. Yine ürün üreticilerinin sahip oldukları bir şey daha var. Bu bildirim ürünle ilgili sahipliliği sağlamaktadır. Demin söylediğim gibi bakanlığın görevi piyasa gözetim ve denetimidir. Ve ilk iş bakanlığın kayıtlarında bir ürünün kime ait olduğunu ve o ürünün ne olduğunun bilinmesi
zorunluluğudur. Bakanlık bunu bilerek işe başlamaktadır. Ardından üreticiyi bulmaktadır. Evet, bu üretici bu kişidir, bunun ürünüdür şeklinde üretim yerini bulmaktadır. Bu nedenle bakanlığın bildirim zorunluluğu getirdiği her türlü bilgi altyapısını yazılım sisteminde bir üretici bildirim yapmak suretiyle bulundurmakla yükümlüdür. Yine aynı şekilde yasaklı olduğu bazı hususlar vardır ki üreticinin, bunlardan da bilgi sahibi olmak zorundadır. Demin analizden bahsetmiştim. Kurum analizi yapar veya yaptırır konumdadır. Ülkemizde kozmetik ürünlerinin analizlerinde kurum tarafından mutlak surette bir metot yayını olmak zorundadır ki dışarıdaki laboratuvarlar da, izinli lisanslı laboratuvarlar da bu analiz metotlarına göre analizlerini yapabilsinler. Yine mikrobiyolojik kimyasal saflık kriterleriyle ilgili ve bu kriterlerin kontrolüyle ilgili metotların da kurum tarafından yayınlanması gerekir ki laboratuvarlar gerek kozmetik ürün üreticisine hizmet verirken gerekse farklı sebeplerle analiz yapmak gerektiğinde neyi nasıl yapacaklarını bilebilsinler. Kozmetik ürünlerin ülkemizdeki ticaret hacmi hızla büyümekte. 10 milyar liraya aşkın pazar olduğunu hatırlıyorum. 6.000 civarında da irili ufaklı, şubeli vesaireli işletme olduğunu hatırlıyorum yine. Ürün takip sistemi üzerinden de, ki aşağıda bir slide'da değineceğim, bu firmalara ve ürünlere bakanlık artık erişebilmektedir. İkinci ürün grubunu ilaç ve tıbbi cihaz kurumunun biyosital ürünler oluşturmaktadır. Bu alandaki yasal takip zorunluluğu 2 yıl önce Halk Sağlığı Kurumu'ndan ilaç ve tıbbi cihaz kurumuna verilmiştir. 2 yıl öncesine kadar bu ürünler tamamen Halk Sağlığı Kurumu'nun görev alanındaydı. Fakat bütün biyosidaller değil de tıbbi cihaz ve insan üzerinde kullanılan biyosidal ürünleri ilaç kurumu aldı. Onun dışında da biyosidaller var ve hala Halk Sağlığı Kurumu'nda. Örneğin havuz kimyasalları, havuz suyu temizliğinde kullanılan kimyasallar gibi çeşitli biyosidal ürünleri diğer kurumumuz götürüyor bakanlıkta. Biyosidal ürünlerde bir ruhsatlandırma esası var. Demin kozmetiklerde ruhsatlandırma yoktu. Bildirimden ibaretti sorumluluk. Burada ruhsatlandırma var. Ama aynı olan şey piyasa gözetimi. Biyosidal ürünlerin de iyi imalat kılavuzuna göre üretim yapılma zorunluluğu var. Yine bunlar da onaylı, kayıtlı, belgeli yerlerde üretilmesi gereken ürünler. Burada da üniversitemize iş önerisi olarak analiz sistemi kurmasını ve bakanlık adına çalıştırmasını tavsiye edebiliriz. Herhangi bir biyosidal ürün geliştirildiğinde bunun da fiyatı serbest olmakta. Devlet bunun fiyatına karışmamaktadır. Geri ödemede de bulunmamaktadır prensip olarak. Ancak her zaman istisna var. Burada da eğer halk sağlığı açısından geri ödeme zorunluluğu öne çıkan bir ürün olursa dönemsel ya da sürekli bir geri ödeme başvurusu kabul edilebilir. Bunlar kozmetiklerden biraz daha farklı. Biyosidal ürünler aktif maddeler içerirler ki bunlar kimyasal veya biyolojik açıdan bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etkiye sahiptirler bu aktif maddeler. Ya öldürürler ya zararsız kılarlar ya uzaklaştırırlar, kovucudurlar. Örneğin sinek kovucular gibi, sivrisinek kovucular gibi ürünler bu tarzdan ürünlerdir. Yine bakanlık tarafından belli koşullar altında ruhsata veya tescile dayanmak zorundadırlar. Tescil yüksek güvenlik düzeyine sahip ve iyi bilinen daha basit moleküller için uygulanan bir sistemken ruhsat daha karmaşık, daha çok bilimsel bilgi bulundurması gereken ve daha kompleks çevresel etkilere ya da insan üzerinde etkilere sahip olma ihtimali bulunan moleküllere uygulanmakta. Biyosidal ürünlerin ruhsatlarının ve tescillerinin bakanlıkça belirlenmiş geçerlik süreleri var 10 yıl civarında. Çeşitli hükümler ruhsat ve tescilde uygulanmaktadır ki ürün hakkında bir kere beklentilerin ürün tarafından sağlandığı,
nasıl kullanılması gerektiği, kullanım sonrası veya atılma sonrası, imha sonrası ne gibi yollar izlenilmesi gerektiğine dair yeterli bilginin ruhsat koşul dosyalarında yer alması gerekmektedir. Yine standart ruhsatlandırmanın dışında tamamen halk sağlığının gerektirdiği ürünlerle ilgili bir acil ruhsatlandırma veya tescil belgesi verilmesi söz konusudur. Örneğin korona pandemisinde olduğu gibi hızlı bir şekilde korona üzerinde etkili olduğu düşünülen bir biyostal ürün, yeni bir molekül, yeni bir kullanım şekli vesaire geliştirilmiş olduğu iddia edilirse ve belgelenebilirse bakanlık bunu öncelikli olarak ruhsat tescil kapsamına alabilmektedirler. Ruhsatlar tıpkı işte mülkümüzün tapusu gibi, arabamızın ruhsatı gibi devredilebilirler, değiştirilebilirler, iptal edilebilirler, zamanı gelindiğinde yenilebilirler. Değerli evraklardır. Aktif maddelerin neler olduğuna dair bakanlık bazı listeler yayınlayabilmektedir ve bunu güncelleyebilmektedir. Bu aktif madde listelerini ürün sahipleri mutlak surette aktif olarak düzenli kontrol etmelidirler ki herhangi bir yasaklı maddeyle karşılaşmasınlar. Ayrıca ilk defa kullanılacak yeni aktif maddelerin piyasaya arzında daha farklı yöntemler izlenebilmektedir. Daha çok soru sorulabilmektedir. Bir ürünün jeneriğinin üretilmesi her zaman orijinal bir ürün üretilmesinden çok daha kolay ve güvenli bir yoldur. Ayrıca bakanlık bilimsel amaçlı araştırmalarda veya üretim sürecindeki Ar-Ge'lerde kullanılacak maddelere de izin verebilmektedir. Bunların bildirim sistemi dahilinde bakanlığa iletilmesi halinde ve ne amaçla kullanılacağına dair yeterli bilgi verildiğinde Ar-Ge faaliyetlerinde rahatlıkla maddeler listeler dahilinde olmasa bile kullanılabilmektedirler. Elbette ki Ar-Ge için bir değerlendirme dosyası sunulmakta ve bu dosyanın olurundan sonra faaliyet başlayabilmektedir. Biyositel ürünlerin tehlikeli maddeler ve müstahsarlar sınıfı dahilinde sınıflandırılabildiğini biliyoruz. Böyle bir yönetmeliğimiz var bakanlığın yayınladığı ve burada güvenlik düzeyleri belirlenmiş durumda. Sınıflandırma bakımından da doğrudan üretici sorumlu. Herhangi bir biyositel ürünü ürettiğini ifade eden, sahibi olduğunu ifade eden, üreteceğini beyan eden bir başvuru sahibi aynı zamanda sınıflandırmada en doğru seviyeyi de seçmiş olduğunu göstermelidir, sorumluluğu almalıdır. Üçüncü ürün grubumuz tıbbi cihazlar. Tıbbi cihazlar oldukça karmaşık bir bölüm aslında. Hakikaten anlatılması da son derece zor işin doğrusu. Tıbbi cihazlarda Avrupa Birliği ile uyum sürecinde tamamen aynı hale geldiğimizi ifade edebilirim. Burada da temel işlem piyasa gözetim ve denetimidir. Serbest dolaşım sertifikasına sahiptirler ve bir ülkede ruhsatlandıktan, affedersiniz, bildirim yapıldıktan sonra CE belgesini taşıyan ürünler serbest dolaşımla birçok ülkede aynı pazar kurallarına tabi olarak satılabilmektedirler. Bunların üretimleri de iyi imalat ve uygulamaları kılavuzuna uygun şekilde yapılmak zorundadır. Yine bakanlığımızın eksik kaldığı noktalardan birisi olarak üniversitemize iş olarak bu da önerilebilir. Analiz sistemi kurup bakanlık adına çalıştırmak. Tıbbi cihazlarda da fiyat serbestisi vardır ve geri ödeme de bunlar da mümkündür. Çok sayıda tıbbi cihazın bedelinin devlet tarafından geri ödendiğini ifade edebiliriz. Burada fiilen yaptığım bir şeydi benim görevde olduğum sırada. TOB Üniversitesi ile, Kırıkkale Üniversitesi ile, Çorum Hitit Üniversitesi ile ve TÜBİTAK Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi ile ben anlaşmalar imzalamıştım. Ve tıbbi cihazların bizim laboratuvarlarımızda yapılamayan bazı analizlerinin bu üniversitelerde yapılarak onlardan hizmet satın alma modelini masaya koymuştum. Bu alan hala çok verimli, üniversiteler açısından kullanılabilir nitelikte. Bakanlık açısından ise halk sağlığını koruma adına yüksek bir görev olarak hala bulunmaktadır. Bu nedenle bakanlığın yapamadığı
pek çok analizin burada yapılabilmesi mümkün. Pek çok analiz yapılamıyor derken iki tür anlaşılabilir. Birisi sayısal olarak piyasa gözetiminde çok fazla ürünün olması ve mevcut kapasitenin yetmiyor oluşu. İkincisi ise yapılamayan analizler ki bununla ilgili sistemlerin kurulmamış olması. Örneğin biyo uyumluluk raporlarının ürünlerde verileme işi buna örnektir. Çok önemli bir örnektir. Üreticiler bu alanda hizmeti yurt dışından alabilmektedir ve büyük bir boşluk burada doldurulabilir durumdadır. Bu konu özel olarak çalışılabilir bakanlıkla. Tıbbi cihazların bağlı olduğu çeşitli mevzuatlar var. Çok çeşitli tıbbi cihazlar var. Benim görevde olduğum süre içerisinde çeşit açısından yaklaşık 1,5 milyonu bulmuştu toplam tıbbi cihaz çeşitliliği sayısı. Ürün sayısını demiyorum. Bu anormal bir rakamdı. 8 bin civarında sorumluyla karşı karşıyaydık. Bunların bir kısmı bayi, bir kısmı doğrudan üretici şeklinde ve çok fazla yönetmeliği var. Ismarlama tıbbi cihazlar yönetmeliği var, işte ortopedik ayakkabılar falan gibi. Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği var. Test kitleri gibi bugünlerde korona günlerinde çok kullanıldı bu yönetmeliğe bağlı ürünler. İşte ne oldu? Test için antijen tarama veya hastalığı geçirdiğimize dair antikor aranması vücutta gibi test kitleri bu yönetmelik dahilinde çıkartıldılar piyasaya. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar vardır. Onlar başka bir gruptur ve kalp pili ve benzeri gibi maddeler buradadırlar. Diğer daha birçok üründe tıbbi cihazları yönetmeliği içerisinde sayılabilmektedir. Tıbbi cihaz dediğimizde en önemli ayrılması gereken bir önceki slide lütfen. Yukarıdaki slide. Çiğdem Hanım, çok teşekkür ederim. Ayrılması gereken asıl ürün grubu özellikle ilaçlar oluyor. Çünkü ilaç gibi ambalajlanmış, etiketlenmiş tıbbi cihazlar olabiliyor. Ya da ilaç formunda olabiliyorlar bazı tıbbi cihazlar. Ve bunların ayrımını sağlayan şey de asli fonksiyona bakmaktır. Asli fonksiyon eğer farmakolojik bir etkiyle, immünolojik bir etkiyle, metabolik bir etkiyle meydana geliyorsa bu bir ilaçtır denilir. Fakat tam da bu noktada bir şey daha başlıyor. Tam böyle sağlamıyor etkisini de, yani immünolojik, metabolojik etkilerle sağlamıyor ama bunlarla destekleniyor. O zaman evet, o zaman tıbbi cihaz olabiliyor bunlar. Enteresan bir şekilde böyle karmaşık bir tarafı var. Bu nedenle çeşitli gruplamalar yapılarak tıbbi cihazların hangi alanlarda kullanılabileceğine dair bir anlaşılma sağlansın istenmiştir. İşte hastalığın tanısında kullanılan cihazlar vardır. Önlenmesinde, izlenmesinde, tedavisinde, hafifletilmesinde, örneğin önlenmesinde maske kullanmak tıbbi cihaz sınıfındadır maskeler. Efendim, yaralanmada, sakatlığın tanısında, izlenmesinde, tedavisinde, hafifletilmesinde, mağduriyetin giderilmesinde örneğin atellerdir, ortopedik atellerdir. İşte anatomik veya fizyolojik işlemin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şeyin konulması, örneğin gözlük, lens kullanımı vesaire gibidir. Doğum kontrolü için kullanılan özel geliştirilmiş tıbbi cihazlar gibi cihazlar amaçlarına, işlevi yerine getirildiği yazılımlar dahil her türlü araç, alet, teçhizat, aksesuar gibi şekillerle sunulabilen malzemelerdir bunlar. Ve eğer bir ilaçla beraber kullanım zorunluluğu olan bir cihazdan bahsediyorsak, örneğin inhalasyon ürünlerinin kullanıldığı disk şeklindeki aparatları düşünün. Bunlar tıbbi cihazdırlar ve bu yönetmelik kapsamında değerlendirilirler. Yani ilaç gibi değerlendirilmezler. Burada imalatçı kavramı tıbbi cihazlarda altı çizilmesi gereken bir şey. İmalatçı denildiğinde hem ürünü üreten anlayabiliyoruz, hem ürünü ambalajlayanı anlayabiliyoruz, hem birden çok ürünü bir araya getirip paketleyeni anlayabiliyoruz, etiketleyeni anlayabiliyoruz. Hasılı sorumluluk sahibinin sorumluluğunun bir yerden başladığı üretim ve bir yerde bittiği pazara arz kadar olan süreçte devreye girdiği her yerde hangi seviyeden devreye giriyorsa üretici imalatçı olarak adlandırılabiliyor. Temel gerekleri vardır. Yönetmelik eklerinde ürünle ilgili belirtilen bütün temel gerekleri sağlamak zorundadır bir tıbbi cihaz. Yönetmeliğin dışında herhangi bir vasfı taşıması mümkün değildir.
çok büyük bir pazar alanı vardır, serbest dolaşım vardır. İlaçlarda anlatacağım birazdan, mümkün değil ruhsatlanmadan bir başka da ülkede ürünün satılması, ama burada bildirim zorunluluğundan başka bir zorunluluk yoktur. Almanya'da bir seyahatimiz sırasında Çin mallarının Avrupa'yı istila ettiğinden, CE belgeli ürünlere engel olamadıklarından bahseden bir yönetici ile konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani serbest dolaşım gerçekten serbest dolaşım. Ve AB ile özellikle uyumlaştırılmış bir takım standartlarımız var. Tıbbi cihazların bu standartlara tamamen uymasını bekleriz. Tıbbi cihazlarda önemli bir husus ise sınıflandırma. 4 tane sınıfa ayrılıyor tıbbi cihazlar. Bunlar sınıf 1, 2A, 2B ve 3 olarak. İlk iki sınıf, sınıf 1 ve 2A yüksek kullanıcı güvenliğine sahip basit cihazlar. Bunları gereklerini yerine getirmek suretiyle dosya hazırlayan üretici kendisi CE markırıyla işaretleyerek piyasaya bildirimden sonra arz yapabiliyor. Ama 2B ve 3. sınıflar daha yüksek güvenlikli tıbbi cihazlar olup bunlar için bakanlık bazı kuruluşları yetkilendirmiş. Ve bu kuruluşların oluşturdukları onaylanmış kuruluş diyoruz bunlara. Dosya hazırlama ekipleri bir sınıfın, bir ürünün hangi sınıftan hangi gereklilikleri karşılaması gerektiğine dair incelemeleri yaptıktan sonra ürünün CE markırının iznini veriyorlar ve üretici de bu izinle beraber tıbbi cihazları sistemimize kaydediyor, bakanlığımızın kurduğu sisteme. Yine üreticilerin bir görevi uyarı sistemi kurmak, ürünlerin sorumluluğunu aldıklarına göre üzerlerine herhangi bir geri bildirimde gerek kullanıcıdan, bizzat hastadan örneğin veyahut yine kullanıcıdan, örneğin doktordan, eczacıdan veyahut bir cihaz uygulayıcısı merkezler var, işte odiyometri merkezi vesaire gibi, buralardan aldıkları bildirimlerle cihazları hakkında sorumluluğu yerine getirmeliler. Kimi zaman toplama, kimi zaman iyileştirme faaliyeti gibi faaliyetlerle seviyelenmiş bir şekilde uyarı sistemini çalıştırırlar. Bakanlık bu uyarı sistemini kimi zaman çalıştırıp kendi yaptığı piyasa gözetim denetim ürünlerinden ortaya çıkan aksaklıkları bütün üreticilere duyurabilir. Bizim öyle bir çalışmamız olmuştu. Bir defada on binlerce ürünü etkileyen kararlar almıştık, piyasadan toplama kararı. Yine uygunluk değerlendirme işlemleri yapılmaktadır yönetmelik gereği. Üreticilerin buradaki değerlendirmeleri de gerek kendilerinin ürettiklerine, gerekse onaylanmış kuruluşla beraber dosyasını hazırladıkları ürünlere uygulamaları gerekir. Bakanlığın kayıt sistemine kayıt olmak zorunluluğu vardır. Bu kayıt sistemine kayıt olmayan ürünler ihalelerde kamu ihale kurumu tarafından kabul edilmiyor. Burada yeşil ve kırmızı renklerle belirleniyor ürünler ve ihale ürünü olup olamayacakları gözlemlenmiş oluyor. Bu önemli bir şey, bildirim, kayıt sistemine bildirim. Ve gerektiği halde bakanlık elbette ki her türlü bilgi ve belgeyi çok rahat bir şekilde isteyebilmektedir. Kayıt ve bildirim için de gerçek veya tüzel kişi sahibi her kimse tıbbi cihazın bir takım belgeler var, yüklemesi zorunlu olan kendi sahasına, sayfasına onları yüklerler. Tıbbi cihazlarda bir başka çalışma alanı klinik araştırmalardır. Birazdan bahsedeceğim MDR sisteminden. Model değişiyor Türkiye'de. Klinik araştırmalar gitgide daha yaygınlaşan ve yüksek öneme sahip bir konuma doğru geliyor. Etkililiğin ispatlanabilmesi için gerekli çalışmalar bunlar. Ve bu alanda da üniversitelerimizin çok çok büyük bir rol oynamaları mümkün. Klinik araştırma alanında oldukça vakir bir alan bu tıbbi cihazların klinik araştırmaları. Demin söylemiştim onaylanmış kuruluşları. Bunlar kendilerine verilen yetkiyle bakanlık tarafından tıbbi cihaz üreticilerine hizmet veriyorlar. Ama bunların da kendilerini tanımladıkları, bu verilen görevi yerine getirebileceklerini ispat ettikleri bir mevzuat var. O mevzuata uygun bir şekilde örgütlenip bakanlığa müracaat ederek ilgili komisyonlardan uygunluk aldıktan sonra dış ticaret müsteşarlığımıza bu şirketlerin isimleri bildiriliyor. Bu şirketler gerek Türkiye içerisinde gerekse Avrupa Birliği bölgesinde rahatlıkla belgelendirme faaliyeti yapabiliyorlar bu bildirimlerden sonra.
ve böylelikle çok geniş bir coğrafyaya yayılabilecek ürünlere CE markerını verebiliyorlar. Bu konuda şu andaki sayıyı hatırlamıyorum. Ben bıraktığım zaman 6 idi. 7 ya da 8 tane olabilir şu anda. Birkaç tane işi, affedersiniz, belgesi askıya alınan, birkaç tane de ilave edilen duydum sonradan. 7 civarında ürün var, işletme var. Burada da üniversitelerin tam tüzüklerini bilmiyorum ama onaylanmış kuruluş olarak faaliyet göstermelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü TSE yapabiliyor bunu, kamu kuruluşu olduğu halde. Üniversitelerin de onaylanmış kuruluş kurarak tıbbi cihazların belgelendirilmesi alanında çalışabilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu Avrupa uygunluğu belgesi şu anda geçerli olan çok önemli bir kimlik tıbbi cihaz adına. Ve bu işte kimliği almak demin söylediğim sınıflandırma seviyesine göre işte 1 ya da 2A'da üreticinin, 2B ya da 3'te onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında serbest dolaşıma giren ürünlerin sahibi olabiliyor firmalarımız. Tıbbi cihazlarla ilgili merak edenler için bir kılavuz doküman adresi yazdım. İlaç kurumunda oldukça faydalı. Yeni bir tıbbi cihaz bulduğumu düşünüyorum. Ne yapabilirim şeklinde sorusu olanlar için yukarıdaki mail adresine tıklandığında aşağıda sayfanın altına doğru bir şeyden sekmeden çok rahat bir şekilde güzel bir bilgilendirme hazırlamış arkadaşlarımız. Ona ulaşabiliyorsunuz ve adım adım bir tıbbi cihazın sahibi olmanın yola anlatılmış durumda. Biraz evvel bahsettiğim MDR uygulaması bu CE belgesinin yerini almaya başlayacak olan yeni bir düzenleme. Bakanlığımız kabul etti bunu. Duyurusunda yapmıştı ancak COVID sebebiyle uygulama tarihini bir sene erteledi. Yani önümüzdeki yılın 26'sına kadar ertelenmiş durumda. MDR uygunluk değerlendirme prosedürleri bundan böyle CE belgesinden çok daha kapsamlı bir güvenlik seviyesi kıldığı için aranır olacaktır. Burada da demin söylediğim klinik araştırmaların, klinik değerlendirmelerin önemi gitgide artıyor. Çünkü ürünle ilgili riskin yönetimi, ürünle ilgili kalitenin ortaya konulması, ürün üreticilerinin bir kalite sistemlerinin varlığının gösterilmesi, iyi bir uyarı sistemi kurmaları ve piyasa arzı sonrası gözetimi yapabilmeleri, yine teknik dokümantasyonlarının son derece düzgün olması ve rahatlıkla her türlü bilgiye ulaşılabilir olması ürün bakımı gerektiğinde bir servis ağının bulunması gereklilikleri çok kısa bir süre içerisinde karşısında olacak üreticilerin. Bu alanla da ilgili MDR hizmeti vermek üzere de örgütlenilebileceğini düşünüyorum üniversitelerimiz düzeyinde. Tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler için ben bir ürün takip sistemi yazmıştım. Bunu yani böyle ayıp oluyor falan ama sevindiğim için paylaşıyorum. Bunu hakikaten ben yazdım, ürün takip sistemini. İlaç takip sistemini de görevim sırasında kısmet oldu. Ben kurdum ülkede. Bu harikulade bir şey benim açımdan. Buraya bakmadan konuşayım. Şimdi bir kozmetik ürün alıyoruz. Gidiyoruz markete. Markette sevdiğimiz bir marka zararını görüyoruz. Yani böyle birçok hikayesi var insanların. İstiyorum ki bir tüketici olarak beni güvenceye alacak bir şey olsun. İşte bu ürün takip sistemidir. Düşündüğümüz şey şuydu. Henüz tam oturmadı bu maalesef. İnşallah o günleri görürüz. Ürünün zorunlu hale getirilen bir veri tabanıyla markette ilaç kurumuna bağlanarak sorgulanması esasını içerir. Üretici doğrudan giriş yaptığı için dışarıdan birinin ürün sorgusu veri tabanına erişmesine imkan yoktur. Bunu ilaç takip sisteminde yaptık çünkü. Burada da yapabiliriz diye düşündük. Birçok faydası var bu yapılan sorgunun. Bir kere sahte ürünle karşılaşma konusunda bizi korumaktadır. Sahte olmasa bile zarar görmüşsek üründen, bu ürünün üreticisinden bunun hesabı sorulabilecek hale gelinmektedir. Bu sadece işte bir şampuanla ilgiliydi. Fakat bunun yanında diyelim ultrasonografi cihazı kullanılıyor hastanelerde. Ya ila nihaya bunlar ömürlü makineler değiller. Zaman içerisinde görüntü kaliteleri düşmektedir.
Biz diyoruz ki bu ürünlerle ilgili kuracağımız takip sisteminde dönemsel bakımlarının yapıldığını işleyelim sistemimize. Bu bakımının yapılmadığı anlaşılan makineden hizmet almasın. Sosyal güvenlik kurumu aslında kalitesiz bir hizmet alıyor bu anlamıyla. Bunlar vaki şeyler maalesef, üzülerek söylüyorum. Yeterince Tesla üretmeyen MR'dan aldığınız raporun oluşturduğu görüntüyü doktor rahatlıkla vaka atlayarak yorumlayabilir. Net görüntü olmadığı için, bir şeyi göremediği için erken tanı şansını kaçıran hastanın geriye dönüşü de mümkün olmayabilir. Bunun çok fazla örneği vardır. O nedenle sistemlerin kullanım güvenliğini sağlayabilmek için böyle takip sistemlerine ihtiyacımız var. İnsanız, hata yapabiliyoruz. Oysa makine döngülerinde periyodik kontroller çok rahat yapılabilir ve böylelikle yüksek kaliteli ürünleri piyasamızda bulundurabiliriz. Ürün takip sistemi bu bakımdan benim çok önemsediğim bir şeydi. TÜBİTAK'a ihale etmiştik ama orada bu malum bir örgütün elemanlarına takıldı sistem. Bir sene orada zaman kaybettikten sonra da kolayca kendini toparlayamadı. Zaman aldı. Niye öyle diyorum? 2014 yılından bahsediyorum da onun için öyle diyorum. Yani 6 yıl geçmiş bugün. Arkadaşlarımız belli bir seviyeye getirdiler. Şimdi 25 tane modül eklemişler sisteme. Oldukça güzel, hoşuma gitti görseli de. 8 tane modül grubunda vatandaş odaklı olan hizmetleri, efendim klinik mühendislik hizmetlerini, istekasını yerleştirmişler modüllere. Yavaş yavaş bütün ürün grupları bu sisteme doğru dönüşmeye başlamış. Ürün takip sistemi önümüzdeki yıllarda da daha pek çok sektöre uygulanarak, örneğin gıdaya, ki Tarım Bakanlığımızın biz ilaç takip sistemini yürürlüğe koyduğumuzda gıdalar için de benzer bir sistem için hemen adım attığını ben biliyorum. Tekel ürünlerinde var, belki görebiliyorsunuzdur. Bu QR kodlar, 2D barkodlar tamamı bizim ilaç takip sisteminden sonra Türkiye'de yaygınlaştı. Korsan kitap, korsan kaset vesaire gibi ürünlerle mücadele için kullanılır hale geldi. Ayrıca kamunun çok önemli bir gelir vergisi kaybı var. Hala kullanmıyorlar. Onu da hayret ediyorum. Maliye Bakanlığımız üreticilerin ne kadar neyi ürettiği belli olduğu halde, örneğin ilaçta hala vergiyi bu üretim adil üzerinden almayı denemiyor. Ne kazandığını bilmiyor. Buradan ölçebilir oysa ki. Oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha da olacağını düşünüyorum sistemlerin. Son olarak ilaçlardan bahsedeyim. İlaçlar biraz evvel söylemiştim. Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri ruhsat verilen ürünler. 100 yıldan fazladır ülkemizde patent kanunu var. 1864 diye hatırlıyorum. Ya da 76, o yıllarda olması lazım. Çok eski bir kanun bizim. İhtira beraatı olarak ilk ismi patentin ihtira beraatıydı. O zamandan itibaren de ruhsatlandırma faaliyetlerinin yaygınlaştığını görüyoruz. Türkiye'de eczane laboratuvarcılığı denilen sistemde başlayan ilaç üretme işi bugün çok büyük, devasa fabrikaların oluştuğu bir alana evrilmiş durumda çok şükür. Temel işlem ruhsatlandırma. Burada yine diğer bir temel işlem kamunun piyasa gözetim ve denetimini gerçekleştirmesi. Buradaki laboratuvar hizmetleri kamunun çok daha zengin durumda, daha iyi durumda. Çünkü ürün çeşitliliği yaklaşık 15 bin civarında. Affedersiniz, ruhsat sayısı 15 bin civarında. Ürün çeşitliliği 5 binler civarında. Dolayısıyla çok daha yönetilebilir bir sistem diğer alanlara göre. Burada GMP denilen bir faaliyet alanı özelliği görüyoruz üretim yerine ilişkin. GMP olmaksızın üretilen herhangi bir ürünü ilaç olarak kabul etmiyoruz, edemiyoruz. Burada da bak, özellikle biyoloji ürünlerde, biyoteknoloji ürünlerde bakanlığımızın işlem kapasitesi yeterli olmadığından bakanlık adına çalışma imkanı mevcut. Yasal olarak da bunlara izin veriyor yönetmelikler. Bu alanı üniversitemizin değerlendirmesinin faydalı olduğu düşüncesindeyim. Beşeri tıbbi ürünlerde fiyat denetimi vardır. Fiyatlandırma benim çalışma hayatımda en başarılı olduğum iş oldu. İşin doğrusu. İlk olarak başladığım iş fiyatlandırmaydı bakanlıkta. Ve referans fiyat sistemini bütün detaylarıyla geliştirmek
konusunda epey bir emeğim geçti. Burada geri ödeme %99,9 oranında, çok az ürünün geri ödemesi yok. İlaç olarak sınıflandırılan ürünlerin hemen hemen hepsinin geri ödemesi var. Sadece bir zaman alıyor geri ödemeye girilmesi bir ürünün. Beşeri tıbbi ürün olarak bahsettiğimiz şeyin diğer yukarıda bahsettiğimiz tüm ürünlerden farklı olarak hastalığı tedavi etme iddiası vardır. Bu etkiyi ister fizyolojik fonksiyonlarla sağlasın oralara penetre olarak, ister insana uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin maddeler olsun, bunlar tek veya kombine halde bulunsunlar, ilaçtırlar, böyle iddiala ortaya çıkıyorlarsa. Elbette ilaç olduğu halde ruhsatlanması gerekmeyen ürünler de vardır. Hızla azalıyor. Ölen bir meslek grubu, eczane eczacılığı. Eczanede ecza hazırlamak maalesef gitgide kaybolan bir meslek. Ellerindeki formüllerle eskiden eczacılar çok daha yaygındı. Kremler yaparlardı, solüsyonlar yaparlardı. Doktor özellikle deri hastalıklarında çok yaygındı. Bir reçete yazardı. İçerisine bunlardan şu kadar koyacağım bir ürünü bu hastaya uygulamak istiyorum şeklinde. Eczacı da o tarife uygun şekilde ürün üretirdi. Kişiye özel ürünler olurdu bunlar. Hala bunlar ruhsatlı değiller, olmamak zorundalar. Ama bir farmakopede, bir kodekste nasıl yapılacaklarına dair yöntem belirlenmeli. Bunların ruhsatlanmasına gerek olmuyor. Benzer şekilde çeşitli testler tanı için kullanılan çeşitli alerji ürünleri de ilaç gibi oldukları halde ruhsata tabi değiller. Bizim şu anda sürdürdüğümüz, görevde kullandığımız tedavi edici ajanlar var. İşte eritrosit süspansiyonu hazırlıyor benim şu anda çalıştığım kurum. Trombosit süspansiyonu hazırlıyor, plazma hazırlıyor. Bunlar da tedavide kullanıldığı halde ilaç olarak sınıflandırılmıyorlar, ruhsatlandırılmıyorlar, affedersiniz. Ruhsat Bakanlık'ta verilmemişse bir ürün ilaç olarak asla pazarlanamaz. Temel bir kuraldır. Ruhsat sahibi ürünü piyasaya arz ettiğini mutlak surette bildirmek zorundadır. Ruhsatı olsa bile arzını bildirmiyorsa bu bir problemdir. Bazı radyofarmasötik ürünlerin de ruhsatsız olabildiğini görüyoruz. Bu bazı üniversitelerimizde, Ankara'da iki yerde olduğunu ben biliyorum. Hacettepe ve Ankara Tıp. Radyofarmasötik ürün üretebiliyor. Bir şey var. Hızlandırıcı kurulmuş durumda. Orada radyolojik ürünler alınıp istenilen formda, istenilen miktarda hazır ediliyor. Bunlara da ruhsat vermiyoruz. Bunun da gerekliliğini yapmak bize kısmet olmuştu. Yönetmelik maddesini ben değiştirdim burada da. Ruhsat başvurusunda kimler bulunabiliyor? Eczacı, tıp veya kimya bilim dallarından mezun kişiler ruhsat başvurusu sahibi olabiliyorlar. Gerçek kişiyseler. Diş hekimleri yine kendi meslek ürünleri sınıfında kalmak şartıyla ruhsat başvurusu sahibi bizzat olabiliyorlar. Eğer tüzel kişiyle ise de yukarıdakilerden birisini istihdam eden bir firma ruhsat başvurusu yapabiliyor. Ruhsat başvurusu sırasında bakanlık yüzlerce bilgi belge istiyor. Benim gördüğüm en küçük ruhsat başvuru klasörü 5 klasördü. Gördüğüm en büyük de 50 klasördü. Yani bu kadar çok bilgiyi isteyebiliyor bakanlık. Veya zorunlu olarak kendisi sunmak zorunda kalıyor. Birazdan söyleyeceğim. Birkaç tane şeyi var. Ruhsat başvurusunun formu var. Bu formların içerisinden bir tanesi klinik çalışmalar. Klinik çalışma ne kadar detaylıysa tamamını vermek zorunda kalıyor. Bu nedenle özellikle az bilinen ürünlerin klinik çalışma verileri çok fazla olduğu için tüm datayı bakanlığa emanet ediyor firmalar. Ayrıca kısaltılmış başvuru dediğimiz bu eşdeğer ürünlerde kullandığımız bir yöntem. Bir sistem daha var ki bu da orijinatörün yaptığı bütün çalışmaları tekrar yapmasına gerek olmaksızın bir üreticinin eşdeğer ürün üretebilmesine ve pazarlayabilmesine imkan veriyor. Uluslararası insan hakları temelli anlaşmalarla ve imza attığımız çeşitli belgelerle insan üzerindeki araştırmaları mümkün olan en az sayıda tutmak zorundayız. Bu nedenle insan üzerinde araştırması yapılmış bir etkin maddenin tekrar insan araştırması yapılmasına
gerek olmaması kararı verilmiş uluslararası camiada ve eşdeğer ürünler anonim bilgiyi kullanarak bu çalışmaların bir kısmından muaf olabiliyorlar. Yine temelde benzerlikle ilgili bir başvuru yapılabilir. Son paragrafımda burada ruhsatlı veri imtiyazı süresi doldurmuş ürüne. Burada izin vermese bile orijinatör molekülün temelde benzerliği ve etki bilinirliğinden yararlanarak yayınlanmış çalışmalara referans göstererek eşdeğer ürün çıkartabiliyoruz. Ülkemiz 2005 yılında 6 yıllık bir veri koruma süresi kabul etti ve bu süre doldu aslında. Türkiye'de patent koruma süresi ile sınırlı olmak üzere 6 yıl boyunca yeni bir ürüne başvuruda bulunulamıyor. O zamanlar 20 küsur ürünün üzerinden Avrupa Birliği ile ciddi tartışmalara girmiştik. Şimdi geri dönüp de bakınca bazen böyle yapılan tartışmaların ne kadar yersiz olduğunu insan anlıyor. Çünkü başlangıçta böyle varsayımlarla hareket ediliyor. Bu olursa şu olur şeklinde zincirler kuruluyor. Halbuki hayat öyle işlemiyor. Örneğin o ürünlerin 20 küsur ürün hiçbirisinin veri imtiyaz süresini bakanlık ihlal etmedi. Çünkü bizim eşdeğer üreticilerimiz süresi içerisinde ruhsat alamadılar. Bakanlığın isteklerini, gereklerini yerine getiremedikleri için. Ve dolayısıyla o başlangıçta yapılan işte 6 yıllık veri korumasının ihlal edileceğine dair varsayımların hiçbirisi gerçek olmamış oldu. Ruhsat sahiplerinin özellikle sağlık mesleği mensuplarına sundukları bir kübü vardır, kısa ürün bilgileri. Bu da önemli bir şey. Detaylı bir şekilde eczacı ve doktorun dilediği takdirde bilgilendirilmesi sorumluluğudur bu. Ve dileyen her sağlık çalışanına ruhsat sahibi bu kübü vermek zorundadır. Yani sadece bakanlığa ruhsat bilgisi vermekle sınırlı değil, kullanıcıyı da yeterince bilgilendirmekle sorumludur ilaç üreticileri. Ruhsat dosyaları değerlendirilirken çok önemli bir işlev daha vardır. Bakanlıkta yaklaşık 20 civarında komisyon var. Aşağı yukarı 200 kadar komisyon üyesi var, bilim adamları. Sunulan ruhsat dosyalarının bilimsel raporlarını bakanlık o bilim adamlarına incelettirir. Ruhsatlandırma süresi taahhüt olarak bakanlıkta geçen süre 210 gündür. Bakanlık kendisine evrak girişi başladığında takvimini işletir. Soru sorduğunda durdurur. Bakanlık 210 gün içerisinde ruhsat vermeye gayret eder. Bu da maalesef ülke olarak çok günlü, takvimli, saatli çalışamadığımız iç acısı bir durumdur. Hala tam olarak karşılayabildiğimizi söyleyemem. Ruhsatlandırmanın birçok kriteri var. Bakanlık bu kriterleri yazdıktan sonra bir istisna yapar. Bunu COVID günlerinde olduğumuz için özellikle zikrediyorum. Gerekli olan durumlarda bir takım verilere istinaden bakanlık bazı kriterleri uygulamayabilir. Yani bu hızlı bir aşı süreci yaşıyoruz malumunuz. Ben başka ülkelerin de benzer istisnaları bila istisna yaptığını düşünüyorum. Bunlar çok kolaylıkla açıklanabilir şeyler değildir kamuya. Ama duyarsınız mutlak surette tüketici olarak. Karşınıza bazı bilgiler dolaylı yollardan gelebilir. Başvurular üreticinin dosyasındaki başvurular bakanlık tarafından kontrol edilir ve bu bir laboratuvarda da analiz edilir. Bakanlık bunun amaçla oldukça gelişkin bir laboratuvar kurmuş durumdadır. Ürünün nihai halini üreticiler bakanlığa verirler ve kendi iddialarıyla aynı vasıfları taşıyan bir numuneyi sunmuş olurlar. Bakanlıkta formülasyonla ve analiz yöntemleriyle karşılaştırma yapar ve sonuçta üreticinin dosyasındaki bilgilere kendi tersine kimyayla ulaştığı bilgilerin eşitliğini karşılaştırır. Uygunluk alanlar laboratuvardan geçerler. Kimi zaman ruhsat talepleri reddedilir. Bunların şartları var. Özellikle halk sağlığına olan katkısının olmayışı veya zararının oluşudur en büyük sebepler. Ruhsat sahiplerinin de hakları vardır. Bakanlığın her kararını kabul etmezler. Ona bildirim yaparlar, itiraz yaparlar. Ruhsatın
verilmesiyle ilgili süresi içerisinde yine başvuru sahiplerinin hakları vardır. Ruhsatın geçerlilik süresi vardır. 5 yıl geçerlidir ruhsatlar. Eğer üretici üretmeye devam edeceğini bildiriyorsa zamanında bakanlığın bildirdiği takvime uygun olarak süre uzatımını isteyebilir. Ruhsatlar çeşitli sebeplerle askıya alınırlar. Bunlar yine ilacın güvenlik sorunlarıyla ilişkilidir. Ruhsat tamamen iptal edilebilir. Bu ister hak sahibinin ister bakanlığın isteğiyle olsun meydana gelebilen bir durumdur. Ruhsat sahibinin çeşitli yükümlülükleri vardır. Zarar verdiği zaman tazmin vesaire gibi. Cezaları vardır ödemesi gereken. Bunlar hep tanımlanmıştır. Gerek TCK'da gerekse bu beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliğinde. Ruhsatlar yine diğer ürünler gibi bir sahiplilik değişikliğine uğrayabilir. Sahibi değişebilir, devredilebilirler. Burada da ben acizane çok önemli bir hizmet verdiğimi düşünüyorum Türkiye'deki üreticilere. Şöyle ki yabancı firmaların ürünlerini Türkiye'de pazarlayan ve onlara belli bir pazar büyüklüğü oluşturan firmalarımızın bir süre sonra ellerinden bu yetkinin alındığını görmüştüm. Çok kolay alınıyordu. Bir tane yazı yazılıyordu bakanlığa. Filanca kişi ruhsat hakkında yetkisiz kılınmıştır diye ve olup bitiyordu her şey. Biz onu bir mahkeme kararına bağladık. Türkiye'deki mahkeme sürelerinin sürelerine güvenerek. Mahkemelerden karar kolay çıkmıyor biliyoruz hepimiz. Veya bunun yanında bir rıza koşulu, yani iki şirketin arasındaki anlaşmayı şart koşmuştuk. Buradan bizim yerli pazarlayıcılarımız oldukça önemli haklar elde edebildiler bu suretle. Bir satış izni hadisemiz var. Ondan da kısacık bahsedeyim. Ruhsat tamamlandıktan sonra firmalar ben bu ürünü satacağım diye şöyle bir görsel de temsil olsun. İşte bu ürünü satacağım diye getirir ve bütün ambalaj bilgileri vesaireyle ilgili şeyleri önümüze koyarlar. Biz de buna tamam ha bizim verdiğimiz ruhsatın aynı bu o ürün der ve satış izni veririz. Bu saçma sapan bir bürokrasidir işin doğrusu. Bunu kaldırmıştım ama Eczacılar Birliği'nin açtığı bir davayla mahkemelerimiz bunu iptal ettiler. Satış iznini bir güvence olarak bulundurmanız gerekir dediler ve yeniden maalesef satış izni devam etti. Bürokrasi yani ruhsat süresinin uzaması da devam etmiş oldu böylelikle. Ruhsatta değişiklik yapılabilir. Zaman içerisinde formülasyonunu geliştirebilir veya ilave güvenlik verileri ekleyebilir firmalar. Bunlara ilişkin değişiklikler de ham madde kaynağını değiştirebilir örneğin. Tamamı kayıt altına alınır. Bakanlık taahhüt eder ki verdiğiniz bilgi emanettir ben saklayacağım diye bakanlığın yükümlülükleri vardır. Yine ruhsata aykırı davranmanın da cezai hükümleri vardır. Olduğundan başka ürünü satmak suçtur Türkiye'de. İlaç geliştirme sürecini bir şemalaştırdım. İzninizle öyle geçelim. Öncesinde bir keşif araştırma süreci oluyor ilaç geliştirmede. Bir fikrimiz oluyor. O fikrimizi yavaş yavaş geliştiriyoruz. Destekleyen yan fikirler üretiyoruz. Bununla ilgili bir ekip kuruyoruz. Bu daha çok ilaç firmasının içinde geçen süreci gösteriyor ama dışarıda bir laboratuvar, dışarıda bir ekip de bu süreci elbette kurgulayabilir rahatlıkla. Sonra bir sentez aşamasına geçiliyor. Fikrimizi destekleyen molekülümüzü sentezliyoruz. Ve bununla ilgili hemen fikri mülkiyet ve yayın haklarını tarıyoruz. Acaba başka birisinin hakkını ihlal ediyor muyuz diye. Etmiyorsak kendi fikri mülkiyet korumamızı sağlıyoruz. Sonra klinik öncesi çalışmaları başlatıyoruz ve buradan bir formülasyon geliştiriyoruz. Ardından faz çalışmalarına geçiyoruz. Bu aşıda çalışmalarında sık sık duydunuz bunları. Faz 1'den 3'e kadar olan çalışmalar ruhsat öncesi genellikle çalışmalardır. Sağlıklı gönüllülerde küçük bir grupta, yine küçük bir hasta grubunda faz 2 çalışması ve nihayet büyük bir hasta grubunda da faz 3 çalışması yapılır. Bunların sayıları tamamen ürünle ilgilidir. Ürünlerin güvenlik düzeyleri ne kadar yüksekse sayılar o kadar geniş tutulabilir. Gönüllü sayısı o kadar geniş tutulabilir. Ama mesela son derece toksik. Amacımız ne? Kanser hücresini öldürmek. Aynı zamanda canlı
ve sağlam hücreyi de öldürebileceğinden toksik olan ajan, işte kanser ilaçlarını sağlıklı gönüllüde kullanamayız yani. Buna benzer istisnaları olarak faz 1, 2, 3 tasarlandı firmalar tarafından ve faz çalışmaları yürürlüğe konur. Bunların her bir aşamasında alınan sonuçlar ilerlemeyi ya da durmayı gerektirir. İlerlendiği zaman faz 4 aşaması son aşama. Sonraki slaytlara geçebiliriz. Faz 4 aşamasında pazar sonrası araştırmaları görmekteyiz. Bir ilaç pazarda olduğu sürece araştırmaya layıktır. Yani aspirin 120 yıldır ruhsatlı bir şekilde dünya pazarında ve üzerinde hala araştırma yapılan bir üründür örneğin. Yeni etkileri bulunabilir. Bu etkiler olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu nedenle üzerinde çalışmaya değer bir üründür ilaçlar. Bazen eski ilaçlardan yeni etkiler buluruz. Mesela bir kanser ilacı eski bir sıtma ilacıydı. Son derece etkili kanserde kullanıldığında, KML'de kullanıldığında eski bir molekül olduğu halde yepyeni bir endikasyonda kullanılabildi. Ülkemizde ruhsatlandırma işlemleri, niye bir yazmışım bunu, özür diliyorum, başlığını yanlış yapmışım. 1262 sayılı yasayla oluyor. Bu 2005 yılında Avrupa Birliği'ne uygun bir şekilde bir yönetmelikle zenginleştirildi bu yasa. Ve bir CTD formatı, demin söylemiştim, CTD formatında 5 tane volüm var. Bu volümlerin içerisinde her başlık altında hangi sınıflandırmaların olacağı belli. Bu sınıflandırmayı firmalar yaparlar ve elektronik olarak takip edilebilir bir formattır. ECDD formatta geliştirilmiştir Avrupa Birliği'nde ama orada dahil 2012'de yürürlüğe girecekti. Hiçbir ülkede henüz uygulanmıyor. Yeterli şey sağlanamadı. Güvenlik ve akışkan işleyiş sağlanamadı. Biz de epey çalıştık ECDD formatının nasıl uygulanacağına dair ülkemizde. Ama şu ana kadar başarılabilmiş değil. CTD'nin modüllerinin birincisinde idari bilgiler yer alıyor. İkincisinde kaliteyle ilgili, klinik dışı ile ilgili, klinik özetlerle ilgili veriler yer alıyor. Üçüncüsünde kimyasal, farmasötik, biyolojik bilgiler var ve bunların her birinin ayrı ayrı başlıkları var. Gayet güzel bir sınıflandırma yapılmış. Sonra klinik dışı raporlar ve nihayet klinik çalışma raporları veriliyor. Yukarıda atladım, özür diliyorum. Ruhsatlandırmanın bazı erken fazları da vardır. İlaca erken erişim denilen bir program içerisinde henüz ruhsatın tüm aşamalarından geçmemiş ürünler, başka türlü bir tedavi imkanı bulunmayan hastalara verilmek üzere piyasaya çıkabiliyorlar. Kısmi ya da yaygın bir şekilde. Buna da otoriterler kontrollü bir şekilde izin verebiliyorlar. Onu da modülleri söylerken söylemiş oldum. Şöyle bir karşılaştırma tablosu var. Referans ürünle eşdeğerin arasında bakanlığa sunarken hangisi var hangisi yok tarzında bir gözlem olabilsin için bunu koydum. Bu özellikle preklinik çalışmalarla klinik çalışmalarda size bahsettiğim eşdeğer ürünün sunması gereken gerekmeyen veriler var. Bu arada eşdeğer ürünle referans ürünün alttan dördüncü satır arasındaki tersine fark da söz konusu. Bir eşdeğerlik çalışması nitekim öyle. Her gereklilik her ilaç için aynı şekilde değil. Ülkemizde ruhsat işlemlerinde bir bakanlık akış şeması oluşturulmuş durumda. Bu şemayla aşağı yukarı işin karmaşası ve akış düzeni ikisi bir arada görülebiliyor. Tamamen ayrı birimlerden yürütülmek ve paralel süreçler işletilmek suretiyle 210 günlük süreler ayarlanmaya çalışılıyor. Eskiden sıralı gidiyordu. Yani örneğin ilacın ruhsatı bitiyordu, fiyata gidiyordu. Fiyatta bir daha bekliyordu. Halbuki zaman içerisinde fiyata herhangi bir şekilde başvuru yapması mümkün olsun diye biz imkanlar sağlamış olduk ve böyle paralel süreçlerle 210 günlük sürenin içerisine sığmaya çalıştık. Ülkemizdeki ruhsat sayıları da bilgi olsun diye verildi şu şemada. 2011-2019 arasında bu tablonun ilk 4 sütununda ben varım. Ondan sonraki zamanlarda azaldığını görüyoruz. Bunun sebebini hakikaten tam olarak bilemiyorum niye azaldığını. Halbuki şu anda bizim çalıştığımız zamandakinden çok daha fazla insan çalışıyor. Laboratuvar kapasitesi daha da gelişti.
Ama buna rağmen ruhsat sayılarında bir azalma görüyoruz. Bu da pazardaki rekabetle çok uyumlu olan bir görüntü değil maalesef. Hak sahipleri, üreticiler, buluşçular beklemiş oluyorlar. İlaçların güvencesini sağlayabilmek için bir ilaç takip sistemi kurduk biz. İlaç takip sisteminin fikir babası Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın kardeşi eczacıdır. Kendisi bir gün bakanımıza paralarda benzersiz numaralar var, ilaçta niye olmasın şeklinde bir görüş söylüyor. O da bize talimat olarak veriyor bunu, yapabilir misiniz diye ve biz bir takip sistemi kuruyoruz. Dünyadaki ilk örnektir, bu ilk yaygın örnektir. Çeşitli lokal veya sınırlandırılmış bazı şeyler var, uygulamalar ama ilk 2010 yılından beri başarılı uygulanıyor. Buradan da ilham alarak ürün takip sistemini zaten geliştirmiştik. 2 boyutlu kare kod sistemi kullandık burada. Bir parmak izi oluşturuyoruz. Ve bu parmak izi sayesinde üretici ürünün nerede olduğunu rahatlıkla bilebiliyor. Bakanlık bilebiliyor şu anda ürünüm nerede diye. Toplamaya çalıştığımızda ki en önemli noktası zaten burası. Ürün herhangi bir sebeple, geçen hafta oldu mesela, belki duydunuz. Ranitidin içeren mide koruyucu ilaçların piyasadan tüketici düzeyinde çekilmesi kararı aldı bakanlık. Bu karar bu sistemden önce nasıl uygulanıyordu? 81 ile yazı yazılıyor. Valiliklere gidiyor, sağlık müdürlüklerine gidiyor, grup başkanlıklarına gidiyor, hastanelere, eczanelere gidiyor. Herkes yazıları okuduktan sonra ellerindeki ürünleri sayıyorlar, tutanaklıyorlar ve bildirim yapıyorlardı. Ama şimdi ürün gruplarıyla ilgili kara kodlar bakanlıkta loglanıyor. Satışı yasaktır diye bir butona basılıyor, durdurma butonuna ve ticaret bir anda duruyor. Hiçbir şekilde faturalama vesaire olmuyor. Elbette ki bunun eksiği hastanın elinde o anda kullandığı ürünün toplanabilmesidir. Bunu elektronik olarak sağlamamıza imkan yoktur. Bu da yaygın duyuruyla yapılabilir ve yeterince bilgilendirme yapılabilecek bir işlemdir ve çözüm bu şekilde aranabilir. Evet, ben buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Sabrınız ve biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimizden soru yok sanırım. Tekrar teşekkür ederiz hocam. Evet, çok değerli bilgiler verdiniz. Bizim için çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum ben. Evet. Çok. Evet.